¿Cuál sería el peor de derechos electrónicos? Sevgili dostlar, şu anda sorunsuz bir şekilde geçtim. Nasıl geçtim sonra anlatacağım. Pasaport kontrolünden geçmem yaklaşık 1 dakika aldı. Saat 5.30-5.35 civarı. Şu anda bütün ofisler kapalı. Buradan bir 10-15 dolar bozdurmam lazım. Yani ruble yapmam gerekiyor ki merkeze gidebileyim. Havada daha aydınlanmadı, görüyorsunuz. Dediğim gibi ofisler kapalı olduğu için, bakın arka taraftaki ofisler. Arkadaşlar şu anda 7 dolarımızı Belarus rublesine çevireceğiz. Ondan sonra da otobüs atlayıp gideceğiz. Hadi bakalım, sırada 2 tane Çinli var. Evet arkadaşlar, şu anda paramızı bozdurduk change office'te. 7 dolar bozdurdum, 20 ruble etti. Dolar da fırlamış ha Belarus'ta. Baksana. 7 dolar 20 ruble. İnşallah otobüs pahalı değildir. En son geldiğimde 5 rupleydi. Havalimanından biz 5 rupleydi. Bakalım gidiyoruz. Sevgili dostlar, havalimanından çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz. Karşınızda sarı otobüs var. Biraz sonra göstereceğim. Onu atlayıp ne yapacağız? Misk'e gideceğiz. Uçak 5.30 civarı piste iniş yaptı. Pasaport kontrolünden geçmem. Parayı bozdurmam yaklaşık 10 dakika aldı arkadaşlar. Sonra dediğim gibi detaylı ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yalnız şu otobüsü kaçırmayalım. Dışarı çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz. Evet, otobüsümüz kalkmak üzere. Hadi bakalım görüş. Arkadaşlar, 2 yıl sonra aynı yerdeyim. Özlemişiz la Belarus'u. Vallahi bak. Dünyanın en güzel şehirlerinden, en güzel ülkelerinden bir tanesi Belarus, Minsk. Evet, çıkıyoruz şu anda. Şu anda sağ tarafımda tren ve otobüs istasyonu var. Ana gösteriyorum. Karşıda indik. Alt geçitten geçtim, devam ediyorum. Buralar bildiğimiz yerler. Buralar bildiğimiz yerler. Herkesin teni beyaz, ben yanmışım. Ankara'dan geliyoruz, daha 45 derece. Evet, hep bildiğimiz yerler la. 100.000 kere geldik buraya. Evet, şimdi. Evet sevgili arkadaşlar. Nereye gidiyoruz şu anda? Nereye gidiyoruz sevgili canlar? Otobüsten indik. Daha ilk günümüz. Gün yeni yeni ağarmaya başladı. Şu anda nereye gidiyoruz? Şu anda Ludmilla'nın kafesine gidiyoruz. Yani taşhaneye. Evet. Benim canciğer arkadaşım. Buraya geldiğimde en az 3-4 gün evinde konaklarım. İstediğim kadar konaklarım. Kimse karışmaz. Evet. Ludmilla'nın saçma sapan çorbasını yemeğini özledik.
Ya bir bor çorbaları var, bir sup dedikleri çorba var. Doymuyoruz tabii. Neyse şurada polis var hadi. Свою беспечную свободу.